kamu denetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu'na geçmek istiyorum. Sayın Başkan, yalnız sizden bir referans vereceğim. Ben bir konuşmamdan önce siz devletimize toz kondurmam demiştiniz. Ben de bunun üzerine bizlerin görevi devletin üzerine konan tozları temizlemektir demiştim. Burada da kamu baş denetçisine çok önemli bir görev düşer. Ancak bakın, belki de dünyanın en silik kamu baş denetçisi Ombudsman ile karşı karşıyayız. Yani bir hükmü yok. Herhangi bir noktada bir haber olduğunu gördük mü? Hayır. Yani Türkiye'de şu anda çok ciddi demokrasi meseleleri var. İnsan hakları meseleleri var. Sokağa çıkma yasakları 60 gündür devam ediyor. İnsanlarımız ölüyor. Her gün cenazeler kaldırıyoruz ve kamu baş denetçisi ortada yok. Bu işin çözümüne dair tek bir sözü yok. Çünkü kamu baş denetçisi, biz o atandığı günlerde çok ciddi bir şekilde muhalefet ettiğimiz şekilde Hrant Dink cinayetinin bir parçasıdır. Kendisi Hrant Dink cinayetinin birincil mahkemenin bilirkişi raporunun aksi yönde defalarca rapor bildirmesine rağmen birincil mahkeme Türklüğü hakaretten mahkum etmiştir. Bugünlerde tekrar meşhur. Hani o Aydın bildirisinde 301'den yargılama var ya. Hani hain ilan ettiklerimiz var ya. Hain ilan ettiklerimizi oluk oluk kan akacak diyenlerin önüne attıklarımız günlerde tekrar yaşıyoruz ya. Kamu baş denetçisi bilirkişi raporunun burada Türklüğü hakaret yoktur demesine rağmen kendisi Yargıtay'da Hrant Dink'i maalesef Türklüğü hakaretten mahkum etmiştir. Ve diğer pek çok, bakın 34 kamu görevlisi sayıyoruz. Diğer pek çok kamu görevlisi gibi ne hikmetse ödül almış, terfi etmiştir. Celalettin Cerrah emniyet müdürüyken vali oldu. Muammer Güler valiyken İçişleri Bakanı oldu. Ve 34 kamu görevlisinin hepsi terfi aldı bakın Hrant Dink cinayetinde. Bugünlerde biraz ortaya dökülmeye başladı. Bir cesur savcı vardı, o da görevden alındı. Sayın kamu baş denetçisi, bakın bir çocuk öldürdü Hrant Dink'i. 16 yaşında Ogün Samast'ı. Benim görüşüme göre Ogün Samast da bu cinayetin bir mağdurudur. Çünkü bu ülkenin şu anda kamu baş denetçisi olan kişi onu Türklüğe hakaret etmiştir diye ortaya atmıştır 301. maddeden. Hain diye ortaya atmıştır. Bu ülkenin basını, talimatlandırılmış basını Hrant'la ilgili manşetler yapmıştır. Cemil Çiçek arkamızdan hançerliyor demiştir ve topyekin Türk düşmanı olarak ortaya atılmıştır. Kamu baş denetçisi de Hrant'a sıkılan, o çocuk tarafından sıkılan 3 mermideki barutlarda bir tutamı olmuştur. O 3 mermide. Ve topyekün o devletin üzerine konmuş tozdur Hrant'ın cinayeti ve 9 yıldır aydınlanmıyor. Sayın kamu baş denetçisi, bu imzayı atmış bir kişi şu anda terfi ettirilip kamu baş denetçisi ombudsman yapılmıştır. Böyle bir memlekette yaşıyoruz maalesef. O açıdan bir hükmü olamaz. Çünkü böyle bir vicdansızlığa imza atan bir kişi, bütün bilirkişi raporlarına rağmen herkesin müktesebatını bildiği Hrant Dink'i bir Türk düşmanı olarak ortaya atmıştır. Ve maalesef eli kanlıdır. Çünkü cinayette parçası vardır. Cinayet tek başına kurşun sıkan değildir. İklimi yaratırsanız, iklim bir insanı hain ilan edersiniz. Yargısıyla, medyasıyla, siyasetiyle iklimi yaratırsınız. Sonra iş bir tetik çekiciye bırakılır. Ve devletin istihbarat görevlilerinin şahitliğinde Trabzon'da ve İstanbul'da Hrant Dink katledilmiştir. Ve yalnızca efendim ne var? Bebek, bir çocuk, biz onu yakaladık, teslim ettik diyemeyiz. O iklimi yaratanlar da, o iklimi yaratan zihniyet de mahkum edilmelidir. Ve kamu baş denetçisi bizim o günlerde söylediğimiz gibi istifa etmelidir bu yüzden. Görevinden çekilmelidir. Biz böyle bir kamu baş denetçisini kabul etmiyoruz. Sayın Paylan, lütfen toparlayalım. Ve ivedilikle istifa etmesini talep ediyoruz. O günlerde talebimizi yaptık. Çünkü dediğim gibi eli kanlıdır. Cinayetin maalesef bir parçasıdır. Cinayete doğru giden yapı taşlarını döşeyen kişilerden, baş aktörlerden bir tanesidir. Bir insan eğer ki Türk düşmanı olarak, hain olarak ortaya bırakılırsa, bugün o akademisyenlerle yapıldığı gibi ve oluk oluk kan akacak diyen mafya liderleri varsa, durumdan vazife çıkaran, böyle bir iklim yaratılırsa tetik çekmek maalesef yalnızca bir teferruat olarak ortaya kalıyor ki devlet görevlilerinin şahitliğinde bu tetik çekilmiştir maalesef. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler.